Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir şifa deposu, harika bir çorba tarifim var. Öncelikle bir tane soğanı bu şekilde doğruyorum ve tencereye alıyorum. Soğanın bir tanesini daha sonra ikinci işlemde kullanacağız. Bir tane büyükçe havucun yarısını kullanıyorum. Yarısını içerisine küp küp doğrayarak ekliyorum niçin iri iri doğruyorum daha sonra blenderdan geçireceğim için bu şekilde doğruyorum ve daha sonra haşlayacağım bir tane de küçük kapya biberi kullanıyorum gördüğünüz gibi çok büyük kullanmanıza gerek yok aynı şekilde kapya biberlerini de iri iri doğruyorum hepsini de tencereye alıyorum bir tane yeşil biber kullanacağım Daha sonra 3-4 tane de çeri domatesi kullanıyorum. Büyük domatesiniz varsa bir tane kullanmanız yeterlidir. Evde çeri kaldığı için ben bunları kullanıyorum. Gerçekten hastayı ayağı kaldıracak harika bir çorba tarifim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bütün çeri domateslerimi koydum. Havucu ve bir tane soğanı ikinci işlemde kullanacağım. Bütün sebzeleri tencereye aldım ve iki tane kemiksiz butu sebzelerin üzerine alarak üzerine de şöyle 2-3 su bardağı su ekleyerek kaynamayı bırakacağım. Öncesinde şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuzla bir kaynarsa daha da lezzetli olacaktır. Ocağı aldım. Orta ateşte tavukları ve sebzeleri aynı anda pişireceğim. Şöyle kontrol edelim. Sebzeler ve tavuklar pişti. Gayet de lezzetli gözüküyor. Şöyle içerisinden butlarımı alıyorum. Dilerseniz kemikli but da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer isteğe, isteğe bağlı göğüs eti de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hepsiyle de çok lezzetli olacaktır. Ben ee, buttan yapıyorum. Çünkü biraz daha yağlı olduğu için daha da lezzetli olduğunu düşünüyorum. İçerisindeki tavukları çıkardım ve sebzeleri blenderdan çekiyorum. Şöyle tencerenin dibini değdirmeden yüksekten çekiyorum arkadaşlar. Ee, siz yazmadan ben hemencik söyleyeyim. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. İyice çekmenizi tavsiye ederim. Şöyle hiç pürüzsüz bir şekilde iyice çekiyorum. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Havuç ve domatesin vermiş olduğu renk gerçekten muhteşem. Daha sonra ikinci işlemi geçiyorum. Tenceredeki kaynatmış olduğum sebzelerimi başka bir tarafa aldım. Aynı tencerede çorbayı hazırlayacağım. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ekledim ve iyice kızdırıyorum. Daha sonra içerisine bir tane küçük soğan ilave ediyorum. Küp küp doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Soğanları şöyle yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Daha sonra içerisine 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Sarımsakları da küçük küçük doğruyorum. Evet, gerçekten yemelere doyamayacağınız bir çorba tarifi. Yarım havucu da rendeleyerek içerisine ekliyorum ve kavuruyorum. Bir tane havucu kaynatırken kullandık bir tanesini de bu şekilde rendeleyip kavuruyorum iyice kavruldu. Havuçlar rengini yağı bıraktı gördüğünüz gibi. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu tepeleme un ilave ediyorum. Unla birlikte de şöyle bir dakika kadar kavuruyorum. Yapımı çok kolay, çok pratik, lezzeti gerçekten olay. Yapıp deneyeceklere de şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Evet iyice kavurdum un kokusu çıkıncaya kadar kavurdum daha sonra içerisine şöyle su ilave ediyorum 2-3 su bardağı su ilave ediyorum arkadaşlar 200 milimlik bardak ölçüsüyle bunu iyice açtıktan sonra diğer kaynatmış olduğumuz sebze suyunu da ilave ediyoruz Yapımı çok farklı bir çorba beğeneceğinizden eminim. Çünkü bizim evde en az haftada iki kere bu çorbayı yapıyorum. Gerçekten çok beğeniyoruz. Sebze suyunu da ilave ediyorum. Ve hepsini birlikte iyice kaynatacağım. Rengin güzelliği gerçekten harika. Değerli takipçilerim sizinle ilk kez bu çorba tarifimde karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Kaynadıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı tel şehriye ilave ediyorum. Daha sonra Parçalamış olduğum tavuklarımı da içerisine ekleyerek şöyle 10-15 dakika kaynamaya pişirmeyi bırakıyorum. Öncesinde biraz tuz ilave ediyorum. Tuz miktarı az gelebilir. Şöyle bir çay kaşığından biraz fazla tuz ilave ediyorum ve orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Sizler lütfen kontrollü kaynatın. Tel şehriyeleriniz piştikten sonra çorbanız hazır demektir. Çorbayı kontrol edelim. 15 dakika sonra şöyle bakıyorum. Gayet güzel bir kıvamda. Çünkü biliyorsunuz bu çorbalar durdukça koyulaşıyor. Tam kıvamında oldu. Benim olmazsa olmazım çorbalarda karabiber. Karabibersiz asla çorba içmem. Bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum ve iyice karıştırdıktan sonra ocağımı kapatarak dinlenmeyi bırakıyorum. Evet, serviste görüşürüz. Şöyle 10 dakika kadar dinlendirdim ve servise alıyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi durdukça çorbanız koyulaşacak arkadaşlar. Kıvamını da göstereyim ve artık videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.